Galatasaray Televizyonu'ndan herkese mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Voleybol Arenası'na hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuzda Galatasaray Bayan Voleybol takımının tecrübeli ve çok değerli ismi Güldeniz var. Güldeniz hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle nasılsın onu soralım. Çok iyiyim. Çok güzel gidiyor bu aralar. Evet, değil mi? Maçlarımız son hız devam ediyor. Evet. Evet. Şimdi sezonda çok iyi başlangıç yaptık. Bu iyi gidişatta senin söylediğin gibi. Sezonun ikinci yarısında da devam ediyor. Daha çok taze Salihli Belediyesi'nde 3-0 mağlup ettik. Evet. Genel olarak bir şöyle bir değerlendirme yapacak olursan neler söylersin? Bu sene geldim Galatasaray'a. Evet. Çok uyumlu bir süreç atlattık. O uyumu çok çabuk, hani uyum aşamasını çok çabuk ilerledik. İlk yarıyı istediğimiz bir yerde tamamladık. Üçüncü sırada bitirdik. Güzel galibiyetler, güzel oyunlarla bitirdik. Hani kötü oynadığımız maçlarda bile galip gelmeyi bildik. 3-2'lik çok maç oynadık ve bu 3-2'lik maçlarda da galip geldik. Bu sevindirici bir yandı. Aslında onu sormak istiyorum tam bu konuya değinmişken. Evet. Böyle çok 3-2'lik yaklaşık 4-5 maç var herhalde. Neye bağlıyorsun bunu? Ligimiz bu sene dişli. Hani ilk 4 takım hep diyorlar ama o 4 takımın altındaki 5-8'lerdeki takımlar hep birbirini yenecek güçte. İyi yatırım yaptılar. Bu çok sevindirici bir durum. Ama hani sonuçta ilk 4'ü istiyorsak eğer bu rakipleri yenmemiz gerekiyordu. 2 puanla ayrıldığımız maçlarda üzüldük bazen. Hani 3 puan alamadığımız için üzüldük ama son neticede galibiyet çok ihtiyacı olan bir takım bence bizim takım. Evet. Genç bir takımız, galip geldikçe kendimize olan güvenimiz, inancımız ve yeni bir takımız. Bu inançla beraber bir sonraki maça daha güvenli çıkıyoruz. Hani kafamız çok daha rahat çıkıyoruz. Bu galibiyetler de bizi diğer maçlara hazırlanışımızda, birbirimizin arasındaki motivasyonumuzda çok etkili olduğunu düşünüyorum ben. Güzeldi yani o 3-2'lik maçlar bize çok şey kattı. Üçüncü bitirmemiz de çok büyük yardımcı oldu mesela örnek verirsek. Şimdi Ataman Hoca da sezonun başında takıma geldi. Aslında hakikaten senin de bahsettiğin gibi çok iyi bir kimya yakaladınız. Sezon başında Cengiz Göllü turnuvasına gidildiğinde altyapıdan da yaklaşık 13-14 tane genç isim vardı. Çok güzel bir kimya yakaladınız aslında. Ben bekliyor muydun bunu bu kadar çabuk? Ben o turnuvada yoktum. Milli takımlarda bulunuyordum. Gençlerimiz inanılmaz. Yani buna değinmek istiyorum. Böyle ben adayla sınıyorum mesela. Benden 11 yaş küçük. Gözümün içine bakıyor bir şey dediğimde yapmak için. Çok uğraşıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Çok çalışkanlar. Pırlanta gibi çocuklar gerçekten. Evet. Yani onların, genç bir takımız çünkü, onların bize kattıkları da çok önemli. Hep biz onlara bir şey vereceğiz diye bir şey yok. Onların enerjisinden gerçekten çok fazla faydalanıyorum. Yorgun olduğum zamanlar, ne bileyim kendimi kötü hissettiğim zamanlar o enerji antrenmanda olsun, maçta olsun beni bir tık daha fazla ileriye atıyor. O yüzden gençlere gerçekten çok değinmek istiyorum. Uyum olarak, kimya olarak da yani Ataman Hoca da bu sene ilk senesi baş antrenör olarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Hiçbir art niyet gözetmeden paylaşımlarda bulunuyoruz. Herkes birbiriyle ilgili düşüncelerini söylüyor, gördüğü bir şeyi söylüyor antrenmanlarda. Yapmamız gereken, daha iyilere nasıl gidebiliriz bunun için hep konuşuyoruz. Şimdi az önce de bahsettik. Gerçekten artık Türkiye'de voleybol çok fazla gelişti. Ligimiz çok dişli bir lig oldu. Dünyada adından söz ettiren liglerden bir tanesi oldu. Ancak bakıldığında Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi takımlar çok uzun yıllar ligi domine eden takımlar. Sen de uzun yıllar Vakıfbank'ta oynadın. Şimdi sezon içinde tabii ki yani rakip ayırt etmemek gerekiyor ama en önemli ya da derbi olarak adlandıracağımız maçlar işte herhalde Vakıfbank, Eczacıbaşı gibi takımlarla Fenerbahçe ile oynanan maçlar. Vakıfbank'a mağlup olduk ancak Eczacıbaşı'nı mağlup ettik. Galatasaray artık yavaş yavaş giderek bu takımları yakalıyor diyebilir miyiz? Galatasaray yani yatırım olarak bizden çok daha üst seviyede maddi açıdan. Para yatıran kulüpler. Şimdi bunlar doğruya doğru bu üç kulüpte Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar ve yatırımları bizden daha fazla yukarıda. Hani biz onları
nasıl diyeyim, kağıt üstünde bir vakıf maçına çıktığımızda favori Vakıfbank'tır. Evet. Ya da bir Fenerbahçe'dir. Yani biz onları farklı şekilde domine etmeye çalışıyoruz. Yani işte ne bileyim, oyunumuzla Vakıfbank maçında mesela çok fazla defans yaptık. Defansımızla yıldırmaya çalışıyoruz. Servislerimizle yıldırmaya çalışıyoruz. Üstten biri top vurduğu zaman tamam diyoruz, bir sonraki topa bakacağız diyoruz. Çünkü voleybol çok enteresan bir şey. Yani çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olabilir ama kimse yenilmez diye de bir şey yok. Evet. Yani biz her maça yenmek için çıkıyoruz. Evet, bizden üst taraf, yani ben saygı duyuyorum. Bunu kabul ediyoruz. Ama biz de iyi bir takımız. Kesinlikle. Hani karşı takıma ben her zaman, ya bu İlbank da olabilir karşı takım. Ama bir Vakıfbank'a nasıl çıkıyorsak, onlara hatta daha motive olarak da çıkıyoruz. Yani kaybedecek hiçbir şeyimiz yok gibisinden çıkıyoruz. Bunları bir şekilde domine etmeye çalışıyoruz. Kendimize, birbirimize daha fazla o maçlarda sarılıyoruz. Birbirimize daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz ki galip gelelim. Bunu da Eczacı maçında gördük. Evet. Güzel bir oyunla. Yani şiir gibi oynadık açıkçası. Çok güzel, çok iyi bir karakter koydunuz ortaya. Evet. Evet. Yani bu karakteri ne zaman sahaya koysak bazen de olmayabiliyor. Yani çok iyi oynuyorsunuz ama bazen bir yerde yetemebiliyor. Ama biz en azından maçtan çıktığımız zaman hani içimiz rahat olup, biz burada bugün her şeyi yaptık ama olmadı. Çünkü spor bu. Yani her zaman her şey olmuyor. Her zaman galip gelemiyorsunuz. Evet. Ama benim anlayışım budur. Yani ben elimden gelen en iyisini yapayım. Ondan sonrasına bakarız. Ondan sonra olmuyorsa karşı takımı tebrik ederiz. Neye olmuyor ya bakarız. Hani mağlubiyet olmuyorsa bile iyi bir mücadeleyle alınmalı diye düşünüyoruz. Aynen. Şimdi puan tablosuna baktığımızda ilk sırada Fenerbahçe var. Arkasından Vakıfbank. Sonra biz, sonra da Eczacıbaşı geliyor. Şimdi bu dörtlü sıralamada sezon sonunda sence nerede oluruz? Tabii gönül ister ki lider olalım, bir artık bir şampiyonluk olsun ama. Üçüncülüğü bence ilk başta korumamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Yani Eczacıbaşı ilk yarıyı çok güzel bir şekilde geçirmeni. Şu anda farklı bir kadroyla mücadele ediyorlar. O kadroyu nasıl diyeyim, stabil tutmaya çalışıyorlar. Önemli Eczacı ile olacak olan maçımız. Ama önce dediğim gibi bu dört takımın haricindekilere bizim puan kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Bursa ile oynadık mesela ilk maçımızı. İlk yarı 3-2 oynamıştık. Bu maçta 3 puanla ayrıldık. Bu bizim için bir avantaj. Önümüzde olacak maçlarda, şimdiye kadar oynadığımız maçlara da özür dilerim, 3 puanla ayrıldık. Hani sezonu bu şekilde Eczacı maçına kadar, işte Vakıfbank maçına kadar en azından onların haricindeki takımlara biz 3 puan alırsak kafamız daha rahat gider. Yani biz Eczacı maçına çıktığımızda kafamız çok rahattı. Hani Vakıfbank maçına sadece bir tane yenilgiyle çıkmıştık mesela. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani şimdi üstünden geçti ama. Ya o yüzden o maçlara kadar en azından diğer rakiplerle İyi bir şekilde oynayıp 3 puanı kazanıp sonra yine Eczacı maçına aynı disipline çıkıp işte Fener maçına, Vakıf maçına ve inanın ki kazanmak için çıkıyoruz. Kesinlikle. Yani tabii Fenerbahçe'yi zaten saymıyorum. Evet. Yani onunla falan ekstra bir motivasyon oluyor. Evet. Gerçekten kazanmak için çıkıyoruz. Şimdi ligdeki iyi gidişat devam ediyor. Avrupa'da da iyi bir gidişat var. Kurallar da çekildi. Rakibimiz bir Polonya ekibi oldu. İmpal Wrocław'la eşleştik. İsminde biraz böyle bir tereddüt yaşarız ama nasıl bir maç bekliyorsun? Tabii ilk maç evimizde, bunun bir avantajı olur herhalde. Fenerbahçe ile eşleşmişti. O yüzden biraz izleme şansım olmuştu. Çok tecrübeli oyunculara sahip bir takım. Duyduğum kadarıyla çok iyi oynamıyorlar diye duyduk ama daha video izleme şansımız olmadı. Sarıyer maçımız var önümüzde. O Sarıyer maçından sonra büyük ihtimalle biz hazırlıklara başlayacağız. İlk maç evimizde olmasını biz iyi tarafa çevirmemiz gerekiyor açıkçası. Evet. Yani buradan temiz bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor. Çünkü deplasman maçları kimle oynarsanız oynayın hep zor olur. Yani buradan biz 3 puanla ayrılıp mümkünse diğer tarafta oynayacağımız maçta hani altın sete falan gitmeden temiz bir şekilde bitirmeye çalışacağız. Böyle oturup kendi aranızda da konuştuğunuzda takım olarak ligde ve Avrupa'da şu takım bizi zorlar ya da hedef takım bu olmalı dediğiniz takımlar var mı? Hangileri? Bu Polonya rakibi gerçekten güçlü bir rakip. Yani erken bir eşleşme bile dediler hani biz kurayı öğrendikten sonra. Ama artık bundan sonra yapılacak her maç zorlu bir maç. Yani bizim önümüze gelecek hangi bir takım, X bir takım bile olsa bu maçı iyi bir sonuçla elde etmemiz gerekiyor ki bir üst
üst tura çıkın. Yani hep eleme usulü olduğun için evet. O gün kötü gününde şansın yok. Yani o gün iyi gününde olman gerekiyor. O günü en iyi sonuçta bitirmen gerekiyor ki önüne bakman gerekiyor. Yani grup maçı değil, buradan ben bir puan alayım, sonraki maça bakayım olmuyor Save Cup'ta. Onun için bu maçı en iyi şekilde bitirip açıkçası dileğimiz final oynamak. Yani gönlümüzden geçen hedefimiz final oynamak. Yani bu takımın da final oynamayı hak ettiğini düşünüyorum ben. Onun yüzden haftaya gerçekten salonu çok dolu görmek istiyoruz. Zaten evet. Taraftarımız hiç bizi yalnız bırakmıyor sağ olsunlar. Şehir, ülke hiç fark etmiyor. Hep yanımızdalar, hep arkamızdalar. Onların desteğini çok hissediyoruz. Bunu içten bir şekilde söylüyorum. Bu Polonya rakibinde inşallah güzel bir şekilde yeneriz diyoruz. Yani. Yeneriz ve geçeriz evet. buradan. Şimdi az önce de gençlerden bahsettik de çok sayıda takımda hakikaten evet. genç isim var. Şimdi onlar da muhakkak çok heyecanlanıyorlardır böyle Avrupa arenasında maçlar oynandığında. Önlerinde sizin gibi çok tecrübeli isimler var. Sen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşamış. Çok tecrübeli bir isimsin ve muhakkak sizlerin tecrübesinden faydalanabildikleri için kendilerini çok şanslı olarak görüyorlardır. Uzun vadede de hem tabii ki kendi takımımıza hem de Türk voleyboluna gençlerin katkısı muhakkak çok evet. olacaktır diye düşünüyoruz. Ama maalesef Türkiye'de voleybol hak ettiği değeri, ilgiyi göremiyor. Ne yapmak gerekiyor artık yani voleybolu bu hak ettiği değeri? Görmeyecek herhalde, bilmiyorum. Yani hani şimdi baktığımızda hem kulüpler açısından hem de aslında milli takım bazında çok ciddi başarılar var. Ne yapmak gerekiyor acaba? İşte yaz döneminde milli takımla mesela yeni bir sponsorluk anlaşması yapıldı. Bu basınla ilgili olan bölümü profesyonel ellere bırakıldı. Dediğiniz gibi gerçekten voleybol, işte sizin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu gördüm ben. Dünya şampiyonluğu gördüm. Şimdi futbolda bir Barcelona eşdeğerde. Yani siz nasıl Barcelona'daki bütün futbolcuları yani ailesine kadar biliyorsunuz. Ama voleybolda böyle bir isim, böyle bir hani herkes tanımıyor. Belli başlı evet artık tanınıyoruz. Bunun için mutluyuz ama o hak ettiğimiz yerde miyiz? Tabii ki de hayır. Ama bu konu yıllardır konuşuluyor. Ne yapmak gerekiyor? Salonları mesela nasıl doldurmak gerekiyor? Ama demek ki hani bizim hani Türkiye'nin ilgisi olan belli bir nasıl diyeyim futbolsa futbolu seven bir ülkeyiz. Evet. Hani biz ne yapıyoruz? Çocuklara en azından voleybolu aşılamaya çalışıyoruz. İşte tribünlerde aileleri görüyoruz. Bunun için mutlu oluyoruz. Hani eskiye bakıldıkça ailelerin katkısı çok fazla. Evet. Çocukların buraya katkısı çok fazla. Nasıl diyeyim? Spor okulları mesela. Her yerde artık spor okulları var. Sadece voleybol değil, bunun basketi de var. Yani yüzmesi de var. Herkesi. Yani çocukları boş bırakmak istemiyorlar. Bir yerde aktif olmalarını sağlıyorlar, sosyalleşmelerini sağlıyorlar. Yani bunlar bizi mutlu ediyor. Yani gençlerin gelmesi gerekiyor. Gençler buralardan geliyor. Evet, siz yani çok iyi bir jenerasyonsunuz. Geliyor. Çok evet. başarılı bir jenerasyonsunuz. İşte Galatasaray'da hani altyapıya çok önem veren bir kulüp, ancak işte o biraz da herhalde izleyerek de artık yeni nesil. Yani biz burada kalıcı değiliz. Herkes buralardan geçecek. Yani önemli olan sizin dediğiniz gibi ben ne gördüysem bu zamana kadar, ne tecrübe edindiysem benim yanımdaki ben gence aynısını öğreteceğim. O da yarın bir gün başka birine onu yani böyle yani birbirimize aktaracağız bilgilerimizi. Evet. En güzel şekilde, en iyi şekilde. Şimdi gençlerden bahsettik. Peki senin böyle biraz eski zamanlarına gidelim. Voleybola başlama hikayen nasıldı senin? Ben İzmir doğumluyum. İzmir'de başladım. İlkokul 4. sınıfta başladım. Taner hocam ve Osman hocam sayesinde, beden eğitimi öğretmeniydi onlar. Böyle sınıfa gelip önce uzun boylu. O zamanlar daha uzun boyluydum. Şimdi yeni nesile göre birazcık ortalamaya girdik ama seçmişlerdi ilk başta uzun boyluları. Öylelikle biz 4. sınıfta başladık. İlk takıma girdim. 5. sınıfta ilkokul biz maç yapmaya başladık ve İzmir birincisi olmuştuk o zaman da. Bu şekilde lise 2'ye kadar benim aynı takımla, Türk Telekom'da o zaman kulüp adını aldık, antrenörlerim ve aynı takımım ilerledi. Lise 2'de ben Ankara'ya gittim. İller Bankası adı altındaydı o zaman. Evet. Şimdi İl Banka oldu. İller Bankası'nda bir 8 sene kaldık Ankara'da. Hatta biraz İzmir'den Ankara'ya geçiş, biraz ben de Ankaralıyım da biraz zor olmadı mı? Yani deniz haricinde bizde sıkıntısı yok. Biraz ama Ankara'da gerçekten deniz yokmuş. Evet.
Deniz Ercan Skutsu. Ben Ankara'yı sevmiştim. Yani tam öğrenci kenti. Yani çok fazla bir beklentin olmadığı sürece. Zaten İzmir'e hep yolumuz düşüyor. Gidip geliyorduk. Ankara'da da maceram Türk Telekom'da sona erdi. Evet. Kapanmasıyla kulübün. Orada bir sene oynadıktan sonra da işte Vakıfbank'a gittim. 6 sezon orada tamamlayıp bu sene Galatasaray'dayım. Yaşım çıkacak burada. Şimdi şunu da merak ediyorum. Okulla birlikte yürütmek zor oluyor muydu? Bana zor oldu. Hani yürüten var. Okulunu da bitirip voleybolla da devam eden var. Ama ben İller Bankası'ndayken özellikle zaten üniversiteye hiç hazırlanmadan girdim ve tutturdum. Hani annemlere söylemiştim. İlk sene hiç okula gitmemiştim. O zaman A takıma çıktığım zaman anne benim önemli olan yerim bu demiştim. Evet. Onlar da bana saygı gösterdiler. Daha sonra ben aralarda antrenman aralarında eve gidip dinlenip hani bir sonraki antrenmana gitmeyi tercih edenlerdenim. Ve okulumdaki Gazi Üniversitesi'nde ben hala okuyorum. Okulumdaki devamsızlık problemlerinden dolayı hani çok da anlayış göstermiyorlardı açıkçası. Evet ya onu merak ediyorum. Yani okullar bir kolaylık sağlamıyor mu? Yani benim okulumda bana en azından gösterilen birkaç tane hocamız var Allah'tan. Hani onların sayesinde tutunduk. Hı-hı. Ama ikinci sınıfta ben hani gittim de ders geçemedim değil. Ben okula gidemediğim için gelme dediler. İstanbul'dayken çok denedim. Geleyim hocam dedim. Hani en azından sınavlara gireyim, bu şekilde vereyim. Ama onlar da burası dediler. Senin önemli olması gereken yerin okulun dediler. Ama ben orada hani paramı kazanıyorum. Yani hayatın gerekçeleri var. Hani profesyonel bir şekilde yapıyoruz ama normal bir öğrenciyle bizim aramızda hiçbir fark yoktu en azından. Bu yüzden orası benim bir yaram. İnşallah hani voleybolu bitirdikten sonra ya da bir şekilde İstanbul'a aldırmaya çalışıyorum. Bunu yapıp okulumu gerçekten tamamlayıp öğretmenlik okuyorum ben çünkü. Hı-hı. Şu an nasıl birilerine bir şey öğretmeye çalışıyorsak düşünüyor yani musun? Yani isterim bittikten tabii ki. Sonra öğretmenlik. Tabii ki. Yani başka benim bir alanım yok açıkçası. Ben gelip spiker olmak için daha çok mesela çalışmam gerekiyor ama bildiğim en iyi iş. Bu zamana kadar yaptığım en iyi iş birilerine bir şey öğretmek, bildiğim konuda. Bir de muhakkak tecrübelerimi aktarmak. Uzun yıllar Vakıfbank forması giydin. Çok önemli başarılar yakaladın. Çok ciddi şampiyonluklar yaşadın. Galatasaray'a gelme süreci nasıl oldu? Yani Vakıfbank'ta ben süremin dolduğunu düşündüm açıkçası ve paylaştık. Onlar da Vakıfbank yönetimi de benim için en iyi olması gereken yerin hani Galatasaray konuşuluyordu elbet. Hani Vakıfbank'tan ayrılmam olduğunu karar verdik. Karşılıklı çok güzel bir şekilde ayrıldık. Vakıfbank'taki günlerimi hiçbir zaman unutmam. Vakıfbank'ın bana kattıklarını hiç unutmam. Orası benim için ayrı bir aile, ayrı bir yer. Her zaman zaten konuşuyoruz, gördüğümde herkesi öpüyorum. Galatasaray olması yani biraz da şans. Ben de Galatasaray'dayım çocukluktan beri. Yani tek içimdeki şey keşke babam da görseydi Galatasaray'a geldiğimi. Çünkü çok isterdi. İşte o kötü oldu sadece. Onun haricinde Galatasaray hep istediğim bir kulüptü. Güzel teklifleri vardı bana karşı. Ben de kabul ettim. Ve kabul ettiğim için de şu an çok mutluyum. Burada olduğum için de çok huzurluyum açıkçası. Biz de tabii ki senin gibi çok değerli ve tecrübeli bir oyuncuyu takımımıza gördüğümüz için biz de çok mutluyuz Galatasaray taraftarları olarak. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Çok büyük keyif alıyoruz sizi izlemekten. Şunu merak ediyorum. Muhakkak izleyicilerimiz de merak ediyordur. Bizi izleyen genç isimler de vardır. Muhakkak voleybola yönelmek isteyen daha doğrusu. Sezon çok uzun ve yorucu bir maraton. Genel olarak zaten fizik olarak hep zinde kalmanız gerekiyor. Ancak mental olarak koca bir sezon nasıl zinde kalabiliyorsunuz? Benim full oynayacağım ilk sezon olacak açıkçası. Vakıfbank'ta her zaman dönüşümlü olarak oynuyorduk. Bu bizi biraz rahatlatıyordu. Tempo birazcık daha fazlaydı buraya göre. Hani Şampiyonlar Ligi oynadığınızda gruplar sizi çok görüyor. Save Cup'ta öyle değil. En azından eleme usulü yapıyoruz. Yani ben kendimi dışarıda mutlu etmeye çalışıyorum. Mental olarak kendimi hani üst tarafta tutmak için dinlenmelerime dikkat ediyorum. Çok yorulduysam işte kızlarla toparlanıyoruz.
Mesela bir yere gidiyoruz, sinemaya gidiyoruz. Hı. Yine kendi aramızda oluyoruz. Yani bunların yolunu bulmaya çalışıyoruz. Hani işte çok yorulduk, eve gidelim, yatalım diyoruz bazen. Hiçbir şey canımız istemiyor. Hı. Yani bir şekilde insan kendini nasıl mutlu eder? Ben o gün alışveriş yaparak mutlu olacaksam alışveriş yapmaya gidiyorum. Hı. Ondan sonra antrenmana gidiyorum mesela. Ya da antrenmandan sonra güzel bir yemek o an benim için mutluluk veriyor. Hı. Yani çok fazla bir beklentiniz olmayacak. Hani sosyal anlamda. Hı hı. Bunu bir kere kafanıza koyun. Çünkü sizin belli bir periyotta işiniz var, gitmeniz gereken antrenmanınız var, deplasmanınız var. Ama onun haricinde kalan kısımları işte ailenizle mi geçirmek istiyorsunuz ya da arkadaşlarınızla mı geçirmek istiyorsunuz? Yani kendinizi nasıl mutlu hissediyorsunuz? Onları yapmamız gerekiyor zaten. Tabii ki. Yani her zaman iş her zaman işte birazcık olmaz, böyle kafamızı evet. dağıtmamız gerekiyor belli zamanlarda ki işimize geldiğimizde ona böyle %100'le hani motive olalım, %100'le orada çalışalım. Fiziksel bir iş yapıyoruz çünkü. Futbolda yabancı takımlarda baktım. Mesela Türkiye'de çok fazla yok da takım psikologları var. Olması gerekli mi? Yani öyle sorayım. Yani bir sporcu olarak ya ihtiyaç duyulduğunda gidilebilir hı hı. tabii ki de. Hani milli takımlarda almıştık galiba biz bu yardımı. Yani ben faydasını çok görmedim. Hı hı. Çünkü beni tanıyan mesela ailem var. Eğer ailenizden siz iyi bir şekilde evet. nasıl geri dönüş alabiliyorsanız yani aile size en iyi çok önemli. Size en iyi onlar biliyor. Evet. Hani küçüklüğünüzden beri buraya gelişinizden beri ne zorluklarla geldiğinizi, nasıl badireler atlattığınızı. Yani kolay sporcu olunmuyor çünkü bir sürü özveri vermeniz gerekiyor. Aynı zamanda da ailenizin vermesi gerekiyor. Yani hayatı ona göre değişiyor. Evet. Atıyorum çocukları hiçbir şey yani spor okulunda bile bir oraya götürüp getirmek bir özveri istiyor. Özellikle mesela İstanbul'da. Evet kesinlikle. Bunu önce kafaya koymaları gerekiyor. Yani psikoloğa gelecek olsak bence aile ilk başta. Eğer aileyle paylaşılamayacak bir şey olursa ya da onların anlamadığını düşünürseniz tabii ki de bu öyle bir yardım olabilir. Ama profesyonel bir şekilde voleybol takımlarında şu an bence yok. Hani bilmiyorum varsa da. İşte şimdi aslında her spor dalında çok genç yaşta çok yüksek meblağlar kazanılmaya başlandı. Özellikle de futbolda. İşte hani o gençleri doğru yönlendirebilmek, senin de söylediğin gibi aile muhakkak çok önemli. Her konuda çok önemli. Ancak işte o böyle bir anlık kafanın gittiği anda ya da başka şeylere kapıldığında işte atıyorum o gelen parayla birlikte gelen belki şöhretin vesairenin etkisine kapılıp özellikle futbolda görüyoruz böyle çok iyi var. Bir yeteneğe sahip olup ama çok çabuk kaybolan isimler var. Belki onları daha iyi yönlendirmek adına takım psikologları, yani, genç isimlere evet. faydalı olabilir yani, mi takım acaba? Takım psikologları olabilir. Artı yanlarında hani bu kişilere nazaran siz akıllı, varsınız işte akıllı, evet. akıllı uslu hani daha iyi arkadaşlar olabilir ki evet. onları yönlendirsin. Yani hayatındaki insanlar önemli kişilerin. Onlara yön verirse hani psikoloğa açıkçası oraya gitmeden gerek yok. Tabii ki de hani profesyonel bir yardım alınabilir eğer çok paran varsa. Doğru. Evet. Şimdi senin böyle kariyerine çok böyle unutamadığın bir maç, bir an, bir anı çok vardır değil mi? Yani maç çok var. Bende hafıza hiç yok. Onun için bütün maç geçelim. Bu soruyu geçelim. Bütün maçların anısı gerçekten güzel. Evet. Ama şunu söyleyeyim galiba Fenerbahçe'ye karşı oynamıştık. Biz Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 gerideydik Vakıfbank'la. 2-0'dan 2-2'yi yakalayıp 5. Hı. sette de 14-9'dan geri gelmiştik. O çok inanılmaz bir duyguydu benim için. Yani 2-0'dan sonra ben girmiştim sahaya ve oradan çevirmiştik artık umutların tükendiği, herkesin bittiği anda finale kalmıştık. Hı. Sağ olsunlar. Çok keyifliydi değil mi? Evet. Anlatırken bile hala böyle gözünün içi geliyor. Evet onu hatırladım şu an. Evet. Şimdi az önce de bahsettik işte voleybolda bu istenilen ilgiyi yakalayamıyoruz, salona izleyici çekemiyoruz. Şunu konuşmuştuk biz, voleybol maçları çok fazla televizyonlarda maalesef yayınlanmıyor anlamsız bir şekilde. İzleme fırsatı yakalayamıyor belki de insanlar. Hani böyle izleyip de sevmek dediğimiz bir şey vardır ya yani. Belki daha böyle biraz daha fazla yayınlansa televizyonlarda maçlar. Belki gençler seyrederek de bir ilgi duymaya başlayacak ve bu şekilde yönelecek. Buna da bağlar mısın yani? Acaba
biraz yani daha voleybolu ilgi artırmak için? Şu yönden bir şey söyleyemiyoruz. Yani bizim söz hakkımız yok. Federasyon her sezondan önce işte iki kanalla anlaşması var. Evet. Onlara kendileri hani eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorlar yayınları. Biz hangi maçı ne zaman gösterecek bilmiyoruz. Hani o an öğreniyoruz. Evet. Maçımız yayınlanacak mı, yayınlanacak mı? Eğer yayınlanırsa da biz paylaşmaya çalışıyoruz kendi sosyal, evet, hani Twitter'da, Facebook'ta ki insanlar görsün. Ama her zaman bir reklam görmüyorsunuz işte şu saatte şu maç var diye. Evet. Hani insan en azından görüp de onu anlayabilir. Bilelim, ha, maçı, evet, açayım, yani maç var diyebilir. Bu yönden eksikliğimiz var. Hı-hı. Ama onun haricinde yayın açısından hani bize bir şey söylemiyor. Biz sadece kendimiz ne kadar fazla kişiyle paylaşabilirsek, bizi ne kadar görürse, hani severlerse sonuçta bundan biz de faydalanacağız. Sadece hani onlar sevip izlemeyecek, ilgi bize gelecek. Hani tribünler dolacak. Tribünler dolduğunda oynaması çok daha keyifli oluyor tabii ki her sporcu için. Kimse boş tribünlere oynamak istemez. Şunu da merak ediyorum. Şimdi futbolda, genellikle aslında baktığımızda futbolda oluyor bu. Altyapıdan oyuncu yetiştirip işte Avrupa'ya transfer edilir mesela. Voleybolda bunu çok fazla görmüyoruz. Bu Türkiye Ligi'nin artık çok kaliteli olmasından ötürü olabilir mi? Kesinlikle. Geçen gün bizim yabancımız Charlotte'da konuştuk, Leis'le. Hiç düşünüyor musun yurt dışında oynamayı dedi. Ben de şu anda gerek yok dedim. Hani bu gerek yokluk bir 5-6 senedir var. Hani biz Türk oyuncularda önceden bir İtalya kapısı vardı mesela. Herkes İtalya'da oynamak isterdi ama şimdi bakıyorsunuz İtalya'dakiler buraya geliyor. Geliyor değil mi? Evet. Hani eskiden dediğiniz çok doğru. Hı-hı. Ama yaklaşık bence 8 senedir, hı-hı, bu çıta gittikçe yükseldi. Hani şu anda herkes buraya gelmek istiyor ve inanın İstanbul'a gelen yabancılar zaten buradan ayrılıp gitmek istemiyorlar. Değil bu şehri gördükten sonra. Güzel. Evet, kesinlikle. Aslında biraz konuştuk gibi oldu ama böyle ne yapıyorsun mesela boş zamanlarında? Şimdi aslında sizi genelde hep sahada görüyoruz çünkü. Evet. İzleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Acaba bir sporcu boş zamanda ne kuaföre yapar? Gidiyoruz. Gerçekten. Kadın olarak değil mi? Yani. O şart. Yani beslenmenize dikkat muhakkak diyetteyim şu anda. Gerçekten. Takım olarak diyetteyiz. CLA kullanıyoruz. Buradan da hemen bunu söylemiş olalım. Tabii merak ediyordu yani izleyicilerimiz. Genel olarak boş zamanlarında neler, ya bir sporcu ya da neler yapmalı? Boş zamanlarımda benim annem burada. Mesela anneannem de geldi İzmir'den. Onlarla vakit geçirmeye çalışıyorum. Hani arkadaşlarımla olmak istiyorum. Bu klasikleşen sosyal etkinlikleri yapmaya çalışıyoruz. Sinemaya gitmek gibi. Hı. Mesela tiyatroya ne zamandır gidemedik. Hı. Fırsat olmuyor. Sevdiğim sanatçılar var. Onların konserlerine denk getirmeye çalışıyorum ki gideyim. Hı. Onun haricinde takımca eğlenmeye gidiyoruz. Hı. Hep genelde takımca ya da arkadaşlarımla, hı, oluyorum. Yani kısıtlı zaman var zaten. Kendimi çok yormayacak aktivitelerde bulunmaya çalışıyorum. Bunlar alışveriş, buna dahil değil. Her fırsatta bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bir insan ne yaparsa boş zamanlarında çok da farklı bir hayatımız yok. Hani siz işten çıkıyorsunuz, belli bir şey yapıyorsunuz. Biz, evet, de hani o aralarda değerlendirmeye çalışıyoruz. Sadece hani deplasmanlarımız olduğu için ya da antrenman saatlerimiz fazla olduğu için bazen fiziksel gücü bulamıyoruz kendimizde, hı, ve ona göre bir aktivite seçiyoruz. Ama mutlaka hep bir şekilde aktif, en kötü eve gidip dizimi izliyorum yani. Var mı öyle çok favori bir şeyler bu arada? Neler var? Paramparça. Her şeyi izliyorum. Paramparça, Kara Sevda'ya Kızlar Yüzünden tutuldum. Güllerin Savaşı vardı, artık onu izlemiyoruz. Peki deplasmanlarda ne yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiyor? Deplasmanlara zaten maçtan bir gün önce gidiyoruz. Hı hı. Yoldan gidinceye kadar antrenman saatine 2-3 saat kalmış oluyor. Yemeğimizi yiyip odalarda dinleniyoruz. Antrenman sonrasında da genelde toplantımız ya da videomuz oluyor. Hı hı. Videolardan sonra odalarımıza çekiliyoruz. Tedavi olacaklar tedavisine gidiyor. Hı hı. Bazen oturup 3-5 kişi muhabbet ediyoruz. Hı hı. Genelde deplasmanlarımız hani ertesi gün maçımız olduğundan dolayı otel odasında biraz dinlenmek, daha evet, hı hı, daha çok sakin. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Touch Spor artık neredeyse, evet, tamamlandı. Çok şükür. Bütün takımlarımızın artık bir çatının altında, evet, toplanacak olması da güzel. Kendi evimizde oynayacağız, evet, artık.
Salonda gerçekten çok iyi ambiyansı, çok güzel olmuş, çok başarılı olmuş. Nasıl buldun sen tesisleri? Ben çok beğendim. Hasta olmuştum ben, gidememiştim Taç Spor'un tam yapım aşamasında. Milli takımdan geldiğimde kızlar başlamıştı yavaş yavaş. Şu anda neredeyse dediğiniz gibi bitmiş durumda. Orada oynamak için sabırsızlanıyoruz. Ya ben orayı dolu görmek istiyorum. Yani ki dolacağına eminim. Evet. 1000 kişilik bir salon. Zaten dediğim gibi taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor ama Burhan Felek büyük olduğu için oradaki kısım hani buraya geldiği zaman cehenneme dönüşür. Kesinlikle. Ben bunu hissediyorum. Bunun için heyecanlıyız. Antrenmanlarımızı hep orada yapıyoruz zaten. Umuyorum en kısa sürede de maçları oynamaya başlayacağız. Bunun için çok büyük bir çalışma var. Bir an önce orada maç yapmamız için. Sağ olsun herkes çalışıyor bu yönde. Çok güzel bir salon. Her şeyinden yararlanabiliyoruz. Yemeklerimizi bile orada yiyebiliyoruz öğlenleri ya da akşamları. Eve gitmek istemeyen arkadaşlarımız orada dinlenebiliyorlar. Ama iyi ama kötü bize güzel bir şartlar sunuldu. Hani bunun için teşekkür ediyoruz. Yani sporcunun tam isteyeceği bir şart. Yani havuzundan, salonundan, her şeyinden. Evimiz gibi olacak orası. Yani keşke daha önce hani olabilseydi ama bundan sonra en azından bir yerimiz var, yerimiz, yurdumuz belli. Evet, yani. Kesinlikle. Peki şimdi güzel bir salon yapıldı. Bu salonda muhakkak dolması gerekiyor. Burada taraftarda çok büyük iş düşüyor. Son olarak taraftara söylemek istediğim bir şey var mı onu soralım. Taraftarımıza zaten maç saatlerini bildiriyoruz. Onların haberleri oluyor. Bizi sağ olsunlar hep gelip yalnız bırakmıyorlar. Olay çıkartmasınlar. Tek söyleyeceğim bu. Evet, maalesef bir yurt dışı deplasmanında öyle Salihli bir sıkıntı de olmuştu. Salihli'de mesela gittik. Orada da böyle hafif bir olay yaşadık. Fenerbahçe maçlarında zaten genelde yaşadıklarınız için biliyorlar. Yani biz karşı takımla hep dostuz açıkçası. Yani konuştuğumuz, arkadaş olduğumuz kişilerle hani maç oynayamıyoruz. Evet. Hani sahada biz zaten yapılması gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Onlar sadece bizi desteklesinler. Hani futboldan bir nasıl diyeyim ayrı farkımız olsun. Muhakkak, evet. Hani futbol sahasında çünkü orada futbol sahasında çok fazla çocuk göremiyorsunuz. Evet. Ama bizim sahamızda çok görürsünüz. Ailesiyle gelmiş. Zaten evet daha çok aileler de daha yani çok tercih eder. Korkup işte hani nasıl sevdirizden öte bu sefer o bombaların seslerini duyduklarında çocuk bir daha ayağını gelmek atmıyor. Istedim. Ben anne baba olsam getirmem zaten hani olay devamlı olay çıkardı. Sadece diyeceğim bu. Biz yapılması gerekeni orada yapıyoruz. Sadece küfür ve olaylardan uzak duralım yeter. Dileriz Galatasaray taraftarı bundan sonra Taç Spor'da tamamen bittikten sonra salonu en iyi şekilde dolduracaktır diye tahmin ediyoruz. Güldeniz çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli vakit geçirdim. Sağ olun. Çok keyifliydi gerçekten. Dileriz çok güzel bir sezon geçiririz. İnşallah. Sonunda da bol kupalı diyelim İnşallah. Bir sezon sonu görürüz. Sevgili izleyiciler bugünlük de voleybol arenasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Galatasaray Bayan Voleybol takımının tecrübeli ve başarılı ismi Güldeniz Önal bugün bizlerin konuydu. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hoşçakalın.